Bir ömür boyu birlikte olmak için benimle evlenir misin? Tamamdır ya. Oldu bu iş. Çetin nerede? Kaçmıştı. Ay, yukarıda hazırlanıyor. Ne oluyor ya? Asiye dur! Taylan bıraksana. Dur dedim. Ya Taylan bırak. Çetin. 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 Ay. Ne oldu? Ambulans çağır ne olur. Sen etrafı kontrol et çabuk ol. Çetin. Çetin ne olur aç gözlerini. Yapma bu. Ne olur yapma. Geri bas! Geri bas! Geri bas! Sakin, sakin! Delirtmeyin lan beni! Delirtmeyin lan! Gidin başımda, gidin! Tamam, sakin. Bebeği bırak. Ulan bana bak. Söyle şu itleri indirsinler silahlarını, çabuk! Bebeği bırak. Bebeği bırakırsan bir şey olmaz. Bebeği bırak! Ulan, eğer bir şey yapacak olursanız... Ulan çocuğu olur lan! Tamam, tamam, sakin. İndirin. Çekilin. Ha, şöyle. Akıllı olun lan. Akıllı olun. Akıllı olun. Arabamı getir, arabamı getir çabuk. Allah kahretsin. Artık zamanı vakti geldi. Merak etme. Belen oğullarını birlikte bitireceğiz. Senin gibi bir düşmanım olsun hiç istemem. Tamam. Anladım, merak etme. Hem Asiye'den hem de Çetin'den intikamını alacaksın. Sen hazırlıklarına başla ve benden haber bekle. Görüşürüz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Lan bu herif hala peşimde. Hayret bir şey ya. Vay yavrum. Vay evlat. Ahmet arabamı getir. Allah'ım sen koru yarabbim. Ay çiçeği de kaçırmış, Allah cezasını versin. Ne? Vallahi yok. Atmış götürmüş çocuğu da. Taylan Bey oğlum peşinden gitti. Allah'ım neler geldi başımıza gelenler yarabbim. Çetin ne olur yalnız bırakma beni. Ben sensiz yaşayamam. Kızımı babasız bırakma ne olur. İyi ki mi oldu? Sorun olacaksın. Evet dersen bana karım, canım karım olacaksın. Evlenir misin? Tabii ki de evlenirim.
Çetin. Çetin. Çetin iyi misin? Ne oluyor ya? İnanmıyorum ya. Nasıl yapar bunu sana? Ömer doğru söylüyorsun değil mi? Canan. 50 kere mi söyleyeceğim sana Canan? Beni bu hale sokan sevgili baban Sait Bey. Böyle bir adam benim babam olamaz. Senin baban bu işte kızım. Gözünü kan bürümüş. Yeter artık ya. Soracağım ben ona. Verecek bunun hesabını. Canan nereye Canan? Pervin, sana Celal'le ne işin var dedim. Ali'm. Cevap ver. Sakin ol. Ben senin için gittim. Yoksa benim ne işim olur o meymenetsizle? Ulan herif beni içeri tıkmaya çalışıyor. Sen ne yapabilirsin ki? Belki insafa gelir dedim. Polise gidip Ali yapmadı desin diye bir ton dil döktüm. Bir yalvarmadığım kaldı. Bana bak. Bir daha o herifin yanına gitmeyeceksin. Anladın mı? Tamam Ali'm. Sen nasıl istersen öyle olsun. Yemeğin yarım kaldı. Bırak kalsın. Sonra yerim ben. Hadi geç oğlum seni mahalleye bırakayım. Olmaz Ali'm. Bir gören olur. Allah korusun başına bir iş açılır. Ben yalnız giderim. Bir şey olmaz ya. Hem sakindir şimdi ortalık. Gece gece seni bir başına bırakmayayım. Tamam. Çetin. Çetin ne olur bırakma beni. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Ne olur sen de bırakma beni. Tehlikeye atıyorsun aptal. Tamam.
acil ambulans lazım. Çamlık mevki ışıklar. Çabuk. Gel kızım. Tamam kızım. Hadi. Çetin nasıl? İyi mi? Bilmiyorum. Ameliyatta. Uğursuz. Ne diyorsun sen ya? Duydun. Yalan mı? Sen geldiğinden beri düştüğümüz hallere bak. Bak zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşmayayım. Uğraştığın yetmedi mi? Şu hale bak ya. Çetin içeride canıyla cebelleşiyor. Hale kapa çeneni. Kim vurdu Çetin'i? Ha? Senin manyak eski sevgilin. Kendin geldiğin yetmiyormuş gibi bir de hayattaki pislikleri sürükledin. Anne sabrımı zorluyorsun benim. Bırak. Sen yaşamayı hak etmiyorsun. Asıl içeride yatan sen olmalıydın. Keşke o kurşun bana gelseydi zaten. Çetin yerine ölmeye razıyım ben. Olursa yaşayamam. Şu halimize bak. Çetin içeride canıyla uğraşıyor. Kocam tehlikeyle burun buruna. Taylan nerede ki? Kızının peşinde. Çiçek evde ne alakası var? Evdeymiş. O manyak kızını kaçırdı. Tayland'a peşlerinde. Arama Taylan'ı, boşuna açmıyor. Taylan, Çiçek yanında mı? Merak etme Asiye. Her şey yolunda. Ama... Taylan konuşsana. Sakin ol Asiye. Bir kaza oldu. Ama merak etme, Çiçek iyi. Biz geliyoruz şimdi yanınıza. Birazdan hastanede olacağım. Yeter artık ya. Ya benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Pervin, dışarı çık. Oğlumun başını yaktın. Senin de başını yansın. Çık dışarı. Nerede o ablan olacak karı? Nerede ha? Yok hayat. Buradayım, ne var? Canan'ın koynundan geliyorsun değil mi? Ağzını topla, Ali'nin anası demem, dalarım ha! Oğlumun adını ağzına alma! Oğlumun adını ağzına alma! Bütün mahallen öğrendi senin ne mal olduğunu! Anne bırak! Ayıp ama! Bir durun ya! Anne dur! Allah polis gelecek! Gelsin alsın bu deli karıyı! Ne dedin sen, ne dedin? Şimdi senin ağzını cart diye ayırırım! Anne! Ayten abla yeter! Senin oğlunsa benim de sevdiğim. Bak 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 bak. Hala konuş. Oğlumun yakasından düş diyorum sana. Oğlumun yakasından düş. Ayten abla yeter artık. Vallahi çok ayıp oluyor. Rezil olduk mahalleye. Ayıpsa ayıp o bilir. Söyle o. Bırak beni. Yapmayacağım. Ağlama ablam ağlama. Duluz ya. Kimsesiziz ya. Güçleri bize yetiyor. Allah herkesleri korusun senin şerrinden. Bu mahalleden çıkıp gidemedin demiş Şirret Kara. Ben ne gideceğim be? Sen git. Sen abla bir sakin dur artık sen de. Bak, bak Fatma ahdım var. Eğer bu karıyı bir daha evine alırsan senin de yüzüne bakmam. Defol. Daha da bozdun ağzımı benim. Ağzını bozsan ne olur ha? Ağzını bozsan ne olur? Hayata. Sizin. Yok mu? Ama gitmeyeceğim sana. Gitmeyeceğim sana. Gitmeyeceğim ha. Yap buzun bir parçası eksik sanki. Şimdi tamam oldu. Lütfen canım. Dur, dur, bırak Oktay. Bunu Ömer'e nasıl yaparsın baba? Yüzü gözü tanınmaz halde. Ben de istemezdim Canan ama Ömer her şeyi berbat etti. Cezası bu değil mi? Hayır. Bu değil tabii ki. Başkası olsaydı öldürürdüm. Bu sadece planın bir parçası. Yapmak zorundaydım. Hah ne güzel ya. Sevinelim o zaman. Nefretin gözünü kör etmiş senin baba. Etrafındaki hiçbir şey görmüyorsun. Beni bile ya, kızını bile. Varsa yoksa Belenoğulları'na duyduğun kinin. Benim de normal bir hayatım, normal bir babam olsun istiyorum ya. Sakin ol Canan. Farkında mısın? Kinin, nefretin, öfken her yerden geldi. Hiçbir zaman aileni düşünmedin.
Aklına bile gelmedik ya. Sen bizi bitirdin baba, yok ettin. Şimdi intikamını alsan ne olur, almasan ne olur. Asiye. Çiçek. Hanımefendi lütfen. Kötü bir şey yok değil mi? Tamam, izin verin. Birazdan bilgi vereceğiz. Tamam Asiye. Tamam, bize bilgi verecekler. Tamam. Ne olmuş? Berkant kaçarken kaza yaptı. Tamam. Tamam, sen de sakin ol artık. Çetin nasılmış? Ameliyattan çıktı. İyiymiş. Ama göstermiyorlar. Tamam. Tamam, ağlama. Bak, Çetin de iyileşecek. Çiçek de iyi olacak. Hepimiz evimize gideceğiz, tamam mı? Hadi ağlama. Tamam. Mine. Ayten dayanmış Pervin'in kapısına. Almış elini evire çevire bir güzel dövmüş. Hadi canım. Komşular anlattı. Tutmuş saçlarından Pervin'i, senin bu mahalleye yaptıkların yetti artık. Demiş demiş vurmuş, demiş demiş vurmuş. Oh, vallahi iyi yapmış. Duydun değil mi baba? Duydum kızım, duydum. Yapanın elleri dert görmesin inşallah. Ne demişler? Eden bulur Mevlasını da belasını da. Aman, aman oğlum, bizden bulmasını kimden bulursa bulsun. Sen meraklanma güzel hanım. Çok yakında onunla hiçbir alakamız kalmayacak zaten. Şu işin bir yoluna girsin. Borçlarımı ödeyeyim. En kısa sürede davayı açacağım. Tuğracan'ı getireceğim evine. Ah inşallah yavrum, inşallah. Ya bu kadar zamandır ne yapıyorlar içeride? Tamam Asiye, sakin ol. Bilgi vereceğiz dediler. Ah, bebeğim nasıl? İyi, merak etmeyin. Doktorlar gerekli müdahaleyi yapıyor. Bir şey yok ama değil mi? Hayati bir tehlikesi yok. Merak etmeyin. Geçmiş olsun. Oh, çok şükür. Çetin Bey kendine geldi efendim. Ah, Çiçek. Ben burada beklerim. Doktor gelince de size hemen haber veririm. Bir yere ayrılma ama, tamam mı? Merak etmeyin efendim. Odası? 116 numara efendim. 116. Taylan Bey. Ha? İsteyin üzere o adamı, Berkant'ı buraya getirdik. Nasılmış durum? Henüz bilgi vermediler. Bekliyoruz. Ama buraya geldiğinde kendindeydi. Allah'ın cezası. Acıyor mu? Sen öptün ya, geçti. Dayıcığım. Nasıl oldun? Çok iyiyim ya. İnanılmaz iyi. Yani bu narkozun kafası çok acayip bir şeymiş gerçekten. Hadi hadi, yorma kendini. O şerefsize ne oldu ya? Yakaladık, merak etme. Hadi sen dinlen, sonra konuşuruz. Sağ ol. Çetin nasıl? İyi, daha iyi. Kız yüzünden ölecekti neredeyse. Beladan başka bir şey getirmedi başımıza. Halim, sen eve git istersen ha? Yok canım, seni yalnız bırakamam ben. Ben de kalacağım. Çetin de Çiçek de iyi. Hadi sen eve git. Halim lütfen, hadi. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Kötüye bir şey olmaz. Nasıl? Senden öğrendim. Ya ölmek mesele değil de... bir gün mezarıma gelirsen kalkıp sarılamam.
o koyar bana. Salak salak konuşma be. Senin kafan iyi de narkoz seni etki etmemiş pek. Ne yapayım, susayım mı? Aa, susma. İstediğin kadar konuş. Ya işte aşk da. Bizi çekemediler, çekemediler. Sonunda kayış koptu. Kayışları batsın. Kafalarını koparacağım ben onların. Ya işte aşk da. Sokaklar dizi seti olmuş. Kaldırımlarda oyuncular ellerini, kollarını sallaya sallaya yürüyorlar. Ama bilmiyorlar ki yönetmen biz istediğimizi rol, istediğimizi yol veririz. Nasıl ama yürüme. Bizimle dans etmeye çalışanlar yürümeye hasret kalır. Sen merak etme. Çiçek bebeğin durumu gayet iyi. Korkulacak bir şey yok. Annesi ya da babası burada mı? Evet, evet buradalar. Bebek için kan lazım olabilir. Lütfen hastaneden ayrılmasın. Tamam, ben ilgilenirim. Teşekkürler. Sağ ol. Taylan Bey, Berkant kendine geldi. Görelim bakalım şu Berkant'ı. İlaç vermiyorlar mı ya sana? Of, ne yapıyorsun kızım ya? Acıdı mı? Pardon ya. Öp de geçsin. O ne böyle? Benim bildiğim acı yani öpülünce geçer. Ama işte hayır. Sen şimdi buradan öpersen o zaten yavaş yavaş bütün vücuduma dağılır. Geçti mi? Tam geçmedi ya. Şurada bir ağrı var. Böyle daha kapsamlı bir ağrı, daha geniş. Biraz daha mı öpsün acaba? Çetin. Tamam ya. Şimdi bana bak. Bir şey söyleyeceğim. Korkma, tamam mı? Ben doktorla konuştum. Ben de bir şey bulmuşlar. Ne oldu ya? Böbreklerimde taş, kalbimde seni bulmuşlar. Salak ya. Yedin ama değil mi? Yedin değil mi? Vallahi hasta masa demeyeceğim, döveceğim seni. Çetin, ben gidiyorum şimdi çiçeğin yanına. Ya doktor hala söylemedi ne olduğunu. Ne var böyle, ne oldu ya çiçeğe? Berkant kaza yapmış. Nasıl ya? Çiçekle ne alakası var? Çiçek de arabadaymış. Hem çiçekle yapmış kazayı. Ama iyi çiçek. Ne diyorsun? Dur ben de geleceğim. Çetin saçmalama. Nereye gidiyorsun bu halde ya? Otur oturduğun yerde. Ben gidiyorum, sana haber veririm. Tamam, haber ver ama, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Gidemedi bu mahalleden. Kim bilir gene kimlerin başını yakacak. Allah cezasını versin. Bulaşmadığı kimse kalmadı. Ah, içim yanıyor Elmas, içim yanıyor. Bu Pervin karısı çocuğumun hayatını mahvetti. Perperişan oldu yavrum. Yok değil mi Ali'den bir haber? Ara sıra arıyorum ama ne haldedir kim bilir. Söylesek de bir ara Berkant arayıp konuşsa. Nerededir, ne yer, ne içer haberimiz olur hiç değilse. Vallahi Ayten, ben de sabahtan beri Berkant'tan haber alamıyorum. Arıyorum, telefonu kapalı. Hah, inşallah odur. Alo. Elmas Hanım'la mı görüşüyorum? Benim, buyurun. Oğlunuz Berkant küçük bir kaza geçirdi. Ne? Hangi hastanede? Hastanesinde. Durumu nasıl? İyi, merak etmeyin. Geliyorum ben, geliyorum. Hayırdır Elmas, kötü bir şey değil inşallah. Berkant kaza geçirmiş. Allah'ım sen koru ya Rabbim evladımı. Çiçek nasıl? Çok mu merak ediyorsun çiçeği? Herhalde merak ediyorum. Kızım o benim ya. Kana ihtiyacı olabilir dedi doktor. Kan mı? E tamam. Babasıyım ben onun. Alsınlar işte benden ne kadar gerekiyorsa hepsini alsınlar. Bu halini nasıl vereceksin? Ya iyiyim ben ya. Benim bir şeyim yok. Alsınlar işte, söyleyin. İyi olsam bile kan grubunuz uyuşmuyor. Hadi ya. Söyleyin Asiye versin ya. O versin o zaman. Nerede Asiye? Bana bak. Bundan sonra Asiye'nin de çiçeğin de adını ağzına almayacaksın. Yapma ya. Alırsam ne olur? Dövdürür müsün beni adamlarına? İnat edersen sen zarar görürsün. Şimdi beni iyi dinle. Eğer polise gidip Asiye ile Çetin'e zarar verecek bir şey anlatırsan, Çetin'i vurduğunu, sonra da bebeği kaçırdığını bir bir anlatırım.
Belki onlar hapse gider ama arkalarından sen de boylarsın içeriği. Şimdi ifadende Çetin'den de Asiye'den de bahsetmeyeceksin. Bunun basit bir kaza olduğunu anlatacaksın. Herkes de yoluna gidecek. Anladın mı? Anladın mı? Çiçek için kan bulundu, merak etmeyin. Kan mı? Niye, ne oldu ki? Sakin olun, Çiçek gayet iyi. Biraz kan vermemiz gerekti, hepsi o kadar. E benden alın. Maalesef sizin kan grubunuz Çiçek'inki ile uyumlu değil. İyi olsam bile kan grubunuz uyuşmuyor. Ne yapacağız o zaman? Telaşlanmayın. Babasından kan alacaktık ama dediğim gibi bulundu. Sorun yok. Tamam, ben kızımı göreceğim şimdi. Elbette göreceksiniz. Ama sizi biraz bekleteceğiz. Ne bekleteceksiniz ya? Sabahtan beri bekle bekle. Beklemiyorum artık. Bakın anlıyorum sizi ama lütfen. Kan verme işlemi biter bitmez kızınızı görebilirsiniz. Geçmiş olsun. Tamam, teşekkürler. Delireceğim ya. Tamam Asiye, tamam. Sakin ol. Bak her şey iyi gidiyor. Çetin iyileşiyor. Çiçek de iyi. Doktor az önce babasından kan alacağız gibi bir şey mi dedi? Berkan Tadisi burada mı? Evet. Şimdi göreceğim benim. Asiye. Gelme peşimden sakın. Oda numarası ne? Asiye. Söyleme. Tamam, söyleme. Gerek yok. Asiye. Allah belanı versin lan senin. Sen ne adi, ne şerefsiz, ne bir herifmişsin lan. Senin gibi bir serseri adam yerine koyduğun için kendimden tiksiniyorum. Ne istedin lan bizden? Ha? Ne istedin? Korkutacağını mı sanıyorsun sen bizi? Oğlum herkesin korktuğu ölümü biz sokaklarda oyun diye oynarız. Anladın mı beni? Oynayalım mı seninle de? Ha? Oynayalım mı? Öldüreyim mi lan seni? Senin yüzünden Çetin ölüyordu lan. Kızım ölüyordu senin yüzünden. Asiye, dur yapma. Oğlum bu Berkant'ın odası. Bir saniye yalnız. İçeri giremezsiniz. Neden? İçeride değil mi oğlum? Siz doktor musunuz? Evet ama şu anda içeri giremezsiniz. Ne oldu? Yoksa bir şey mi oldu? Hayır. Hastanız iyi, merak etmeyin. O zaman bir göreyim oğlum ha? Şimdi giremezsiniz. Zaten uyuyor. Bir yarım saat dinlensin. Kalkınca görürsünüz. Peki. Peki tamam, dinlensin. İyi ama değil mi? Bir şey yok. Hiç merak etmeyin. İyi. Zaten bir yarım saat sonra siz kendi gözlerinizle göreceksiniz. Şöyle geçelim isterseniz. Orada biraz dinlenin. Senin işin bitmedi daha Berkant. Çiçeğe bir şey oldu? Ay yok Çiçek, iyi. Ne bu halin? Yakayı ele veriyordum az kalsın. Kızım doğru düzgün anlatsana şunu. Berkant'ı gebertirken yakalanıyordum da. Nerede o şerefsiz? Ay Çetin ne yapıyorsun, dur. Kızım ya, duramam kızım, frenim patladı benim. Ya saçmalama be, şu haline bak. Ya, ya bunlar da kelepçe gibi. Polisler de geldi, demin sinirimi zıplattılar. Ne polisi ya? Hastane polisi. Ne dedin? Bir şey söylemedim. Berkant'ı söylemedim yani. Ya niye söylemiyorsun? Girseydi, yatsaydı pislik hapiste işte. Pislikle beraber biz de hapse girerdik. Dayımla konuştum, halledeceğiz biz onu. Neyse, ben Çiçeği görmeye gidiyorum. Ali'nin annesi falan da oradaydı. Giremedim ki o tarafa. Ben de geleceğim. Saçmalama, nereye geliyorsun ya? Dur, tamam dur, tamam. Öyle yapamaz, bırak. Ne inatçı adamsın ya. Sen nereden biliyorsun bu işleri? Babaannem hastanedeyken göstermişlerdi. Hemşire mi yapacağım seni? Gel bari yavaş yavaş. Doktor gelmeden, yakalanmadan gidip gelelim de bari. Thank you.
0 RH pozitif. Annesininki neydi? AB RH negatif. Annesininki de babasınınki de uymuyor. Olabiliyor muydu böyle bir şey ya? Buyurun beyefendi, bir şeye mi bakmıştınız? Çiçek bebek için kan lazım dediler de ben kan grubuna bakmıştım. Annesi ya da babası verebilir aslında. Burada değiller mi? Buradalar. Sorun yok. Çok teşekkür ederim. Olabilir mi böyle bir şey? Ya değilse? Ya Çiçek Asiye'nin kızı değilse? İyiymiş değil mi? Yok bir şey. İyiymiş. Yani iyi de doktor. Ay Çetin, karabasan çöktü resmen üstüme. Çok kötü bir gündü ya. Ha, bir yanda sen, bir yanda Çiçek. Çok korktum sizi kaybedeceğim diye. Siz benim için hayatımdaki her şeyden önce geliyorsunuz. Birinci kim? Benimki de saçma bir soru oldu tabii ki Çiçek. Sen de hemen ardından geliyorsun. Hatta baş başa gidiyorsunuz gibi. İkiriyüz yani. Olur. Olur. Benim için de boş. Ben seve seve altın madalyayı ona veririm. Ben gümüş iyi. Bronza düşmeyeyim de. Gümüş iyi yani. Ay şapşal. Şuna bak ya. Aynı annesi. Değil mi? Evet. Şuna bak. Ahu ahu. Doktorumuz iyi dedi, hiçbir şeyimiz yok bizim dedi. Oh çok şükür, çok şükür. Biz kilo da almışız, boyumuz da uzamış. Aman maşallah, maşallah. Aşkım benim. Selen! Ay Hacer abla, sen çiçeğin altını değiştirir misin? Ben de öteki bebeğe bakayım. Selen! Geldim. Oğlum bak, eski iş yerinden arkadaşların geldi. Siz rahatsız etmiyoruz değil mi? Yok yok, ben de yemek koymuştum, ona bakarım. Buyurun oturun. Bana bak, seni bir daha ortalıklarda görürsem, Çetin Bey ya da Selen Hanım'a bir şey yaparsan, göreceğin son yüz benimki olur. Ayağını denk al. Anladın mı beni? Anladım. Silahı biliyorsun değil mi? Üzerinde senin parmak izlerin var. Eğer konuşursan bu silah emniyetin eline gider. Sen de kodesi boylarsın. Benden söylemesin. Ziyaretin kısası makbul derler. Biz artık gidelim. Otursaydınız bir çay içseydiniz. Teşekkürler. Biraz daha yüksek yapsın onu. Tamam mı? Tamam. Çok yaşa. Ay sen de gör. Ayağımın altına da yastık koyacaktın ya. Ay Allah'ım. Biraz sen sola. Çetin zorluyorsun ha. Buraya televizyon mu alsak acaba ya? Ya daha dün söyledim sana, istemiyorum dedin. Hadi ya. Hadi limon sık ona, limon. Yetmez o, bir tane daha sık. Ay, çok ekşi oldu bu ya. Ya yeter ya. Yeme çorba filan sen. Aç kal. Hayret bir şey. Hayır, sabır taşım çatlamadı artık. Tuzla buz oldu resmen. Vay be. Vay be.
Bravo ya. Hastanede öyle demiyordun. Bir vaatler bir vaatlerdi. Aşkım sen iyileş ben sana bakacağım. Aşkım işte sen ne istersen yapacağım yeter ki iyileş falan. Ne oldu onlara? İki günmüş ha? Pes, pes yani. Ay asıl sana pes Çetin. Sen ne nankör bir adamsın ya. Aa. Ha iki gündür Emir Erin gibi ne desen yapıyorum. Otur otur kalk kalk. Yok canım sıkıldı. İndir beni salona, salona indir. Bahçeye çıkar, çıkar bahçeye. Uykum geldi uyuyalım. E hadi uyuyalım. Yok canım sıkıldı kalkalım, kalkalım. Yok üşüdüm üstümü ört. Terledim üstümü değiştir. Böyle mi teşekkür ediyorsun sen? Ha tabii duvar yapıldı. Duvarcı unutuldu değil mi? Sen amma dolmuşsun ya. Ha dolmuşum. Yalnız şehir içi benim attım. Uzak dur pataklarım. Çocukken düşerdik sağımız solumuz kanardı. Büyüdük düşmeden solumuz kanıyor. Ah ya. Ay dur bakayım. Tamam ya tamam. Ben bu dünyaya yalnız gelmişim zaten. Yalnız giderim. Bir şey gözükmüyor. Gözükmez tabii. İç kanama geçiriyorum. Salak. Ne gülüyorsun ya? Gül sen gül. Kırıldım ben. Uzatma istersen. Okey. Ya sen onu bırak da Berkant'ı ne yapacağız biz? Sen merak etme. Dayımla hallediyoruz. O iş bizde. Şişt. Hadi iç şu çorbanı ne olur. Daha ilaç içeceksin. Vazgeçmiyorsun değil mi? Aç ağzını. Ne soğumuş bu? Ya Çetin! Tamam tamam ben soğuk seviyorum zaten. Bazıları soğuk sever. Aç ağzını. Aa. Senin ne işin var burada? Taylan'ın mahvettiği o yemekten sonra seni görmek istedim. Umarım ilk ve son yemeğimiz olmamıştır. Bunun yaşadıklarımızı unutalım lütfen. Nasıl yani? Taylan'ın yaptıklarını mı yoksa daha öncesini mi? Aslında bunu konuşmak için çok uygun bir zaman değil. Ben gitsem iyi olacak. Ben bırakabilirim seni. Yok yok hiç zahmet etme ben giderim. Ya ne zahmet? Aslında ben senin için söylüyorum. Yalı'ya gidiyorum çünkü. Tamam işte benim için bir sakıncası yok. Eğer senin için de öyleyse bırakabilirim. Peki. Şuna bak şuna. Bana demediğini bırakmadı. Kendi arabalarda sürtüyor ama dur. Benim adım Pervin. Ne mal olduğunu bütün dünyaya göstereceğim seni. Bu ne ya? Ay. Çetin bu ne? Aha. Ha? Ne? Kimden geldi bunlar? Ne bileyim kızım. Kim gönderdi? Kim gönderdi diyorum. Bana niye soruyorsun ya? Üzerinde kart var. Allah Allah. Geçmiş olsun dileklerimle canım. Hı. Sevgiler. Hı. İsim yok. Evet, seni dinliyorum. Hangi kız gönderdi? Kız olduğunu nereden biliyorsun? Belki erkek arkadaşım göndermiştir. Sana tek bir soru soracağım. Buyurun. Bir erkek başka bir erkeğe canım sevgiler yazılı kırmızı güller gönderir mi? Nasıl baktığına göre değişir. Tek cevap. Cevap ver. Göndermez. Hı. Başka sorum yok Hakim Bey. Ha, diyorsun ki bu laflar sana kapak olsun, tipin yok ki şeklin olsun. Hadi canım yolun açık olsun. Tarzı bir şey mi diyorsun bana? Çetin soruma cevap ver. Kızım nereden bileyim ben ya? Niye kızıyorsun bana Allah Allah? Benim kızgınlığım lunaparkta unutulmuş bir çocuğun nefreti kadar Çetin. Ama sorun atlı karıncalarda değil, arkamdan dönen dönme dolapta. Ne alakası var lunaparkla atlı karıncayla şimdi? Dönme dolapla ne? Oo, başım dönüyor. Üf, şu an acayip başım dönüyor bak. Ya piyango nasıl sana vurmuyor? Gerçekten. Ha çünkü her türlü numara var sende. Gerçekten çok acayip oldu. Dünyam tersine döndü yemin ederim. Çetin soruma cevap ver. Of vallahi dünyam karardı ya. Ben karartacağım senin dünyanı. Ya soruma cevap ver canım sana. Gözüme şey indi, perde indi. Karanlık, her yer karanlık. Asiye. Aa, çok acayip başım dönüyor şu an. Konuşamayacağım. Efendim, çiçekler Çetin Bey'e ulaştı. Belen oğulları beni asla unutamayacak Oktay. Başlarına öyle belalar açılacak ki. Yaşadıkları her gün onlar için ıstırap olacak.
Ama hak ettiler değil mi? Oyunun kartlarını teker teker açmanın zamanı geldi. Şimdi şu aslan denen adamı bulup getirin bana. Konuşacaklarım var onunla. Tamam efendim. Akşam şirketin yemeği var. Sen de gelmek ister misin? Yok, ben alışkın değilim öyle davetlere falan. Aslına bakarsan ben de öyle. Şimdiye kadar hiçbir davete katılmadım. Eğer kabul edersen benim için de ilk olur. Öyle bir ortamı iki acemi biraz fazla bence. Sen en iyisi davetlere alışkın biriyle git. O kadar kalabalığın içinde fark edileceğimizi sanmıyorum. Ben onu demek istemedim. Yani bilmediğimiz bir ortam. Sen ayak uyduramayacaksın, ben ayak uyduramayacağım. İkimiz için de can sıkıcı bir gece olabilir yani. Nereden biliyorsun? Belki daha çok eğleniriz. Bana cevap ver Çetin. Kim bu kız? Ya kızım bilmiyorum ya. Bu kadar taktıysan çöpe at. Ne bileyim ben ya? Bana bak. Eğer bunun altından da bir şey çıkarsa yemin ediyorum seni de o gönderen kişiyi de böyle anında böyle ezerim ha. Biliyoruz, biliyoruz. O konuda netiz. Ne oldu? Daha düne kadar hastanede canım cicimdiniz. Hı? Aranıza kara kedi mi girdi? Ne diyorsun sen be? Senden hala kara kedi mi var? Acaba artık biraz benimle konuşmalarına dikkat mi etsen Asiye'cim? Ay bu da şarkına karatı gibi şimdi söyler de durur aynı şeyi. Ya tamam kızım bir dur ya. Yenge, dayım seni nasıl polise gitmemen için ikna etti? Ay canım o yanlış soru. Diyecektin ki kaç para aldığında sustun. Ben senin gibi para avcısı mıyım? Doğru konuş, sen ağzını da ya tamam sakin. Ya tamam yenge sen de biraz yavaş ya. Bir sakin olun ya. Çetin'cim yani senin için sustum. Taylan'a gelince tabii siz bilmiyorsunuz. Biz barıştık. Nasıl ya? Çok sevindim bakıyorum. Tebriklerine ihtiyacım yok tabii. Ama Çetin'cim sustum da. Sen de biraz nişanlına sahip çık. Asıl o yavaş gelsin. Var ya kesin yükünü tutmuştur susmanın karşılığında. Kim bilir neler aldı Tayland'da. Seni eve götürmeye gelmedim anne. Sadece tek bir şey öğrenmek istiyorum. Asiye'nin çocuğu nerede? Ne demek? Nerede? Anne, bana oyun oynama. Asiye'nin kızım diye sarıldığı çocuk onun değil. O başkasının çocuğu değil mi? Bilir. Hiçbir şeyden haberim yok Taylan. Her şeyde beni suçlamakta vazgeç. Anne sen eve dönmek istiyor musun? Götürecek misin? Evet. Seni eve götüreceğim. Ama bir şartla. Asiye'nin çocuğu nerede? Akşama geliyorsun değil mi? Sanmıyorum. Ne işin var senin bu adamla? Of bu ne ya? De çiçeği görmeye geldim. Çiçek yukarıda gel. Göstereceğim ben sana çiçeği. Abla ne oluyor ya? Allah Allah.
Of. Geç. Oy kuzum benim. Teyzeciğim, bir tanem iyisin değil mi sen? Oy. Bana baksana sen. Ben sana demedim mi görüşmeyeceksin onunla diye? Hay Allah aşkına başlama yine. İnadına mı yapıyorsun? Bir de burnumuzun dibine kadar getiriyorsun herifi. Ya geçerken bıraktın, ne var bunda? Ne demek ne var ya? Kızım sen anlamıyor musun? Selin'in eski sevgilisi o. Ya pisliğin teki? Herkes bozuk, bir siz düzgünsünüz değil mi? Ulan çiçeği kaçırdı, bana yaptıklarını biliyorsun. Görüşmeyeceksin onunla. Ya vallahi gelen de hata ya, vallahi. Mine! Ne oldu anneciğim? Anne. Ne oldu anneciğim? Anne. Ne var burada? Anne. Neye bakıyorsun sen? Hiçbir şeye bakmıyorum ben. Ne işin vardı odamda? Ben odaya falan girmedim. Orası bizim Taylan'la odamız. Mahremiyete biraz saygı. Aa, ne işin olabilir orada? Ben bir şey yapmadım. Allah Allah. Hem senin ne işin var burada? Ben sizin boşanacağınızı biliyordum. Ah canım. Hepinizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm gerçekten. Boşanmıyoruz. Biz kocamla birbirimizi seviyoruz. Yoksa sen yine Taylan'a mı musallat oldun ha? Bıraksana be. Ne karıştırıyorsunuz yine abla kardeş? Ne karıştıracağız ya? Allah Allah. Ay yeter, ben daha ne anlatacağım sana? Ablamla ilgili bildiğim her şeyi anlattım. Daha ne duymak istiyorsun benden? Sen gelsene benimle. Ya bırak. Dursana ya. Ya bırak sana, ne yapıyorsun? Tamam be, tamam, ben söyledim Hale'ye her şeyi. Oldu mu? Ulan gebertirim seni ha, geri zekalı. Sakin, sakin, sakin. Ne sakini ya? Koynumuzda yılan beslemişiz resmen. Kızım sen benim kardeşim değil misin? Hale'ye anlatmış her şeyi. Yani sırttan bıçaklama konusunda yeni bir çığır açtın gerçekten. Tebrik ediyorum. Ama ben sana söyledim. İçimizdeki hain Mine dedim. Hep siz değil mi? Hep siz yani. Bravo. Ya siz kendinizden başka kimseyi düşünmüyorsunuz ki. Evet söyledim. Umurumda da değilsiniz artık. Sen ne biçim kardeşsin lan? Hale'ye de aslanlı, nerede bir düşmanın varsa yediğin içtiğin ayrı gitmiyor. Sana ne be? İstediğimle yerim, istediğimle de içerim. Hiç seni ilgilendirmez bu. Ya bugüne kadar bütün yalanları zalet ettiniz beni, kandırdınız. Ama artık kanmayacağım. Şimdi gidiyorum. Benim senin gibi bir ablam yok artık. Öyle mi? Defol git lan. Defol git. Benim senin gibi kardeşim yok asıl. Gerizekalı. Sakin. Ya ne sakin Çetin ya? Yani yoluna girecek her şey. Ya ne yoluna girecek Çetin ya? Bulacağız bir hal çaresi. Aslan Bey. Kimsin? Sait Bey sizi görmek istiyor. Sait kim lan? Gidince tanışırsınız efendim. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Söyle o Sait'e, o benim ayağıma gelsin. Lütfen bizimle gelin. Zorluk çıkarmayın. Lan. Buyurun. Lafı başkası söylese koymayacak da kardeşim ya. Üzülme be hayatım. Bak avukatla konuştum. Alıyoruz evinizi. İyi şeyler de oluyor. Merak etme, yoluna girecek her şey. Ay sanki sarayı alıyoruz ha. Yani bana bak. Bana öyle kızıp atarlanıp falan gitmezsin değil mi? Yani benim teneke mahallesinde giderim yok artık.
Ama senin olabilir. Benim her türlü giderim var kızım. Mahallede, sosyetede. Aa. Tamam, pardon. Selen Hanım, Mehmet telefonunu burada unutmuş. Belki ulaştırabilirsiniz. Tamam, sağ ol canım. Çete. Fotoğraflar falan vardır belki ya. Bilgisayara aktaralım. Olur. Ya şarjı bitmiş bunun ya. Ha, dur Hacer ablaya sorayım şarjı var. Merhaba. Buyurun. Kime bakmıştınız? Ev sahibi sizsiniz değil mi? Evet. Biz bu evin satışıyla ilgili geldik. Müsaitseniz görüşebilir miyiz? Görüşebiliriz. Buyurun, buyurun. Yok, yok. Çıkarmayın. Öyle girin. Gelin. Böyle gelin. Şöyle. Ay vallahi kusura bakmayın. Yani insan sizin gibi tiplerle böyle bu mahallede çok sık karşılaşmıyor. Yani o şaşırdım biraz. Meraktan soruyorum, yanlış anlamayın. Bu evi alıp ne yapacaksınız? Bu evi kendimiz için satın almayacağız. Biz vekaleten buradayız. Kimin adına? Ben tanıyor muyum? Yani siz almayacaksınız, kim alacak? İsminin gizli tutulmasını rica ediyor. Ama şimdi insan haliyle merak ediyor yani. Anlıyorum. Biz satış işlemlerine başlayalım. Bu ev için düşündüğünüz rakam nedir? 50.000. Artık değil. Peki nedir? 60.000 yeter. Yani acil ihtiyacım olmasa daha fazla eder de. Tamam, paranın yarısını şimdi peşinat olarak vereceğiz. Diğer yarısını da devir işlemi tamamlandıktan sonra. Buyurun, bu paranız. Bu da paranın yarısını almış olduğunuza dair imzalamanız gereken taahhütname. Nereye imzalıyor? Burayı ve burayı imzalıyorsunuz. Ne oluyor lan? Arap Kemal'in selamını getirdik Bekir Ağa. Aleyküm selam. Getiren götüren sağ olsun da durup dururken neyin selamıymış bu? Kemal abim diyor ki pavyonu bana bıraksın, onu affedeyim. Allah Allah, beni affedecek öyle mi? Aynen. Gidin abinize söyleyin. Bende ne af dileyecek dil, ne de ona verilecek pavyon var. Sen bilirsin. Merhaba, pardon. Merhaba. Bir şey mi oldu acaba? Siz kimsiniz? Evi satın almak için buradayız. Ama alamazsınız. Yani burası bizim evimizde. Biz hanımefendiyle görüştük, ön satış anlaşmasını imzaladık. Sen bunları yoksa. Nereden tanıyacağım be? Vallahi bilmem. Seni lüks arabalar da sürterken gördüm. Parayı bulduğunda evi sen mi alıyorsun yoksa? Ay senin işin gücün yok. Sen beni mi takip ediyorsun? Manyak manyak konuşma. Ne takip edeceğim seni? Yalansa yalan de. Doğru. Ne olacak? Ne yapacaksın yani?
Sana ne benim bindiğim arabadan? Sana hesap mı vereceğim ben? Defol git başımdan be. Allah Allah, konuşuyor. Buyurun. Adamlarımın kusuruna bakmayın Aslan Bey. Sanırım size biraz kaba davranmışlar. Usul, adap nedir bazen bilmiyorlar. Kimsin? Benden ne istiyorsun? Elbette anlatacağım ama önce lütfen buyurun oturun. İyi böyle. Henüz tanışmıyoruz ama sizinle çok ortak noktamız var. Ne gibi? Belenoğullarına karşı düşmanlığımız. Vay be, bravo. Vallahi helal olsun, hiç beklemiyordum. Şifresi ne acaba? Doğum tarihi. Nereden biliyorsun? Eski telefonu. Ha. Girsene. Bilmiyorum deme sakın. Tamam, demiyorum. Ver şunu. Kaçık. Bakayım. Tipe bak. Mehmet'e de aferin ha, bak güzel çekmiş. O ne be? Oha. Vay arkadaş. Oha. Bir dakika, bir hadi canım. Nasıl ya? Pervin'e bak sen. Şimdi anlaşıldı Mehmet'i bırakmalar filan. Ne yapacağız? Polise mi gideceğiz? Ne yapacağız? Yok. Bunun bir kopyasını alacağız. Sonra ben telefonu babama vereceğim. O bilir ne yapacağını. Sizin mahallede herkes sabıkalı mı ya? Ne oluyor ya? Ne iş var bu kadının bu evde? Annem artık yalıda kalacak. Ne diyorsun dayı sen? Sen kafayı yedin herhalde. Defol gidecek bu kadın buradan. Defol gideceksin buradan. Selen. Ne Selen? Gidecek yoksa katil olurum ben. Öldürürüm bu kadını. Tamam tamam aşkım, bir dakika ya. Dayı ne oluyor, anlatacak mısın? Anne, ne oldu sana? Çetin, gidecek bu kadın bu evden. Yüzünü görmek istemiyorum onun. Ruhsuz manyak. Selen. Saygısızlık etme. Ne saygısızlığı be? Saygı hak edene gösterilir. O çok daha beterini hak ediyor. Öldüreceğim lan seni. Tamam bir dur ya. Ne dur Çetin ya? Ne işi var bu kadın bu evde? Evet dayı, nasıl getirirsin onu buraya? Tamam tamam, sakin olun. Zeynep. Annemi odasına götür. Yok artık. Dayı, bu kadın bu evde kalmayacak. Tamam Çetin, sakin olun. Oturun ve beni dinleyin. Oturun dedim. Tamam, tamam oturuyoruz ama sana söyleyeyim. Bu kadın bu evden gidecek. Yaptıklarını hatırlamıyor musun Taylan? Yaptığı kötülükleri. Ya kadının kötülük yapacak hali mi kalmış, görmüyor musunuz? Felç olmuş kadın. Ne yapsaydım? Klinikte ölüme mi terk etseydim? Ya o bana neler yaptı ya? Çiçeği kaçırdı, ailemi öldürmeye kalktı. Ya biliyorum. Yaptığı kötülükleri biliyorum. Ben de en az sizin kadar kızgınım ona. O kadın bu evden gidecek. Gitmezse ben giderim. Ben de giderim. Biz gideriz böyle net. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Bilmediğiniz şeyler var. Size anlatmadığım şeyler var. Ne oluyor Taylan? Ailemize karşı büyük bir tehdit var. Bugüne kadar hep ben tehlike altındayım diyordum ama öyle değil. Hepiniz tehdit altındasınız. Ne tehlikesiymiş bu? Kim bunlar? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Her kimse hafife alınacak biri değil. Bize gözdağı verebilmek için Ömer'i kaçırdı ve ona zarar verdi. Ne diyorsun sen ya? Onun için hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Ve hepimiz bu ailenin bir ferdi olarak bu evde kalmaya devam edeceğiz.
ve birlik olacağız. Endişelenmenize gerek yok. Ben her türlü tedbiri alıyorum ve sizi uyarıyorum. Bundan sonra hiç kimse bana sormadan tek bir adım bile atmayacak. Onun için bu akşamki davet çok önemli. Hepimiz Belenoğlu ailesi olarak orada olacağız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Çok iyi düşünmüşsün Taylancığım. Herkes görsün. Dost, düşman, nasıl beraber birlik içinde bir aile olduğumuz. Bu arada siz de boşanmıyor musunuz galiba? Evet Çetin. Doğru. Eyvallah. Cesur birisin belli. Eli bıçaklı adama öyle ölümüne dalmak her babayiğidin harcı değildir. Pek konuşma fırsatımız olmadı. Kimsin? Ne iş yaparsın? İsmim Ali. İstersen de yapıyoruz işte bir şeyler. Hayatımı kurtardın. Sana borçluyum artık. Yok. Bana borcun morcun yok senin. Yerimde kim olsa aynısını yapardı. Bu devirde aynısını yapacak adam kolay bulunmuyor öyle. Eğer sen de kabul edersen birlikte çalışmak isterim. Eyvallah, eksik olma. Ama sizin işler bana göre değil. Peki, öyle olsun. Ama borcum borç. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinmeden bana gel. Abin say beni. Tamam mı? İki çay getirin bize. Buyurun, kime bakmıştınız? Mina Hanım. Benim. Bu sizin efendim. Benim mi? Kimden? Aslan Bey gönderdi efendim. İyi günler. Teşekkürler. Kim geldi kızım? Kim o? Şey, arkadaşı gelmiş Ayşe'nin. Okuldan geldim diye soruyor. Ya o zaman Ayşe nerede? Ne bileyim ben babaanne. Belki arkadaş okula gitmemiştir. Ne bileyim hasta falan olmuştur. Annesi babası erken almıştır. Ne bileyim bunları mı sorsaydım yani? İyi canım iyi. Sana da bir şey sorulmuyor artık. Babaannem alınma hemen ama. Soracaksın tabii. İyi de her şeyi bilemem ki ben de. Canım alındığım alındığım yok. Hadi sen işine bak hadi. Akşama nohutlu pilav yapayım diyorum ha, ne dersin? Kız sen yaparsın da hayır der miyim ben? Olur. Hadi. Gece gözlerimi senden almak istemiyorum. Çünkü davetin en güzel kadını sen olacaksın. Kuaförden bile randevu almış. Deli herhalde. Ne yapıyorum ben ya? Gönderdiklerin için teşekkür ederim. Ama bu
kadar abartmana gerek yoktu. Gelmeyeceğim deme sakın. Geleceğim. Evet. Bakalım bakalım. Olabilir. Aa. Param vardı burada. Evet. Aa. Başımıza bir de hırsız çıktı. Başka bir isteğiniz var mı Semra Hanım? Peki. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız Zeynep? Tabii Taylan Bey. Evet anne. Ben sözümü yerine getirdim. Şimdi sıra sende. Asiye'nin çocuğu nerede? Beni okul söyleyebilirim. Hiçbir şey yok Taylan. Anne, o çocuğa ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Bilmiyorum. Anne. Oğlum. Bak ben sözümü tuttum. Seni buraya getirdim. Eğer söylemezsen seni oraya, o hastaneye geri yollarım. Beni geri göndürme Taylan. Asiye'nin çocuğu nerede? Bilmiyorum. Anne! Zeynep! Zeynep! Semra Hanım, ne oldu? Hacer abla sana emanet çiçek. Siz hiç merak etmeyin Selen Hanım. Hadi gel. Anne. Aldın mı telefonu? Aldım aldım. Avukatla konuştum. Ev artık sizin. Hadi gidelim babamla konuşmaya. Ay üf ya. Sakin ol ya, panik yapma. Taylan'a söyledin değil mi gidiyoruz diye? Söyledim söyledim. İyi. Hayır şimdi Semra da geldi anasını satayım. Ev cadı kazanına döndü iyice. Evet ya. Ama var ya eğer bir şey olsun yemin ediyorum o kazanın altına atarım odunu, yakarım bu evi cayırcı. Param çalınmış. Ne parası? Aynı parası olacak işte. Kutuda duruyordu. Yok. Kız oradadır canım. Nereye gidecek para? Allah Allah olmuş işte. Artık kim aldıysa. Bana mı laf sokuyorsun sen? Niye üstüne alındın ki? Çetin gidelim buradan yoksa elimden bir kaza çıkacak. Evet. Tamam. Buyur. Semra Hanım bir şey yemeyeceğim dedi. Bana ne Zeynep? Anma şunun adını bana. Oğlumu aldı benden. Ama Allah vermiş cezası. Taylan Bey'le konuşacağım. Ben onun hizmetini göremem. İstemiyorlarsa kovsunlar beni. Mert bunları laboratuvara gönder. Selin'in saç örneğiyle çiçeğin mama kaşığı,
Tamam Taylan Bey. Bir şey mi oldu? Çiçeğin Selin'in kızı olup olmadığına emin olmak istiyor. Ha bir de ben Ömer'e gidiyorum. Bana muhakkak haber ver. Tabii efendim. Taylan'ın benimle ilgili bütün şüpheleri ortadan kalktı Sait Bey. Güzel. Şimdilik fazla göz önünde durmasan iyi olur. Zamanı geldiğinde ne yapman gerektiğini ben sana söyleyeceğim. Sakın benden habersiz bir işe kalkışma. Anladım Sait Bey. Yalnız şu an halletmemiz gereken ufak bir sorun var. Turan'ı vuran adama ödeme yapmamız lazım. İstediğim meblağı şirket hesabından çıkartırsam dikkat çekerim. Tamam ben hallederim. Aşkım ya. Yani biz hep böyle bekleyecek miyiz? Yani mesela çıkmazsa 10 gün bekleyecek miyiz burada? Ne yapalım Çetin? Gidip kapıyı çalıp merhaba babaanne ben geldim babamla bir şey konuşacaktım mı diyeyim. O şekilde olmaz tabii. Ya sus bir ya. Zaten gerildim çamaşır ipi gibi. Tamam sakin ol ya. Aslında çiçeği görseydi yumuşardı belki. Öyle mi diyorsun? Keşke onu da getirseydik. Ay ne bileyim ben. Aa baba. Bu araba nereden çıktı ya? Takip etsin mi şunu? Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba, Mine ben. Randevum vardı benim. Mine Hanım, hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Beni mi bekliyordunuz? Evet efendim, beyefendi geleceğinizi söylemişti. Aslan Bey. Buyurun lütfen. Sizinle özel olarak ben ilgileneceğim. Laf aramızda sizin gibi özel müşterileri çocukların eline bırakmıyorum. Özel müşteri mi? Nasıl bir şey istersiniz Mine Hanım? Vallahi bilemedim. İsterseniz bana bırakın, size en çok yakışacak saç stilini yapayım. Peki. Çocuklar bakar mısınız? Önlük getirin. Buyur ablam. Sağ ol, hayırlı işler. Allah bereket versin. Ne istemiştin kızım? Mandalina'dan güzelse bir kilo ver. Güzel olmaz olur mu İzmir? İnce kabuk, sulu sulu. Hadi aşkım. Elmalara basıyor, elmalara basıyor. Mandalina, 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 portakal, elmalara basıyor. Elmalara basıyor, elmalara basıyor, elmalara basıyor. Mandalina, portakal, mandalina, portakal, kap portakal. Buyurun efendim. Git buradan. Gitmeyeceğim. Dinle beni baba. Ya dinleyecek bir şey yok. Git buradan. Ya bir kez olsun dinle ya. Kalbinden aldım evi. Gidin oturun evinizde. Biz senden bir şey istemiyoruz. Git buradan. Ya kendin için değilse bile Ayşe'yi düşün. Babaannemi düşün. Babaannem için ne kadar değerliydi o ev bilmiyor musun? Biliyorum. Evi Pervin'in üstüne yapmakla en büyük hatayı ben yaptım, biliyorum. Ama şimdi iş işten geçti artık. Ev benden gitti. Ha sen almışsın, ha Pervin almış. Bir şey fark etmez. Pervin'le beni bir mi tutuyorsun? Söyleyeceklerim bittiyse git artık buradan. Bitmedi. Pervin Celal'i bıçaklamış. Ne? Ne diyorsun sen be? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Pervin öyle şey yapmaz. Bir kez olsun, inan bana ya. Pervin öyle şey yapmaz değil mi? Bak bakalım yapar mı yapmaz mı? Al. Bak yapmış mı yapmamış mı? Al. Vallahi sen gelmesen ben gelecektim ha. Al. 30.000 lira var. Kalanı birkaç güne getireceğim. Ondan sonra ölsen de gebersen de benden sana fayda yok. Ama aşk olsun Pervin. Ben seni kızdıracak bir şey mi yaptım? Uzatma.
Çeneni sıkı tut, bana ilişme yeter. Vay başımıza gelenler. Al onu baba. Harbinden de kurtulursunuz. Al bunu. Ya laftan sözden anlamaz mısın sen? Senin 5 kuruşun bize geçmeyecek. Selim amca, torununuz için kabul edin bari. Torunum mu? Öldü demiştiniz. Biz de öyle sanmıştık. Ama ölmemiş. Yaşıyor. İyi, Allah analı babalı büyütsün. Hoş. Anası bir yerde, babası kim bilir nerede. Babası benim. İkisine de çok iyi bakacağım. Asiye, sen bu adama hala güveniyor musun? Seni nikahına almamış, çocuğuna bakabilecek mi acaba? Biz evleniyoruz. Yarın. Ne? İyi, hayırlı uğurlu olsun. Sizi de bekleriz, bu büyüğümüz olarak. Hacet yok. Hadi çekilin kamyonun yanından. Müşteriyi engelliyorsunuz. Tamam, al şunu baba, hadi. İstemez dedim, gidin buradan. Nereden çıktı? Bir de yarın diyorsun. Niye yalan söylüyorsun? Yalan değil. Yalan değil kızım. Yarın olacak bu iş. Yarın nikah kıyacağız. Yıldırım nikahı yapacağız. Ölmeden önce yapacağız bu işi. Allah korusun ya. Ama evet, kıyalım. Bitsin gitsin. Böyle gelinlik falan da istemiyorum. Büyük bir şey olmasın. Sessiz sedasız. Kimseye söyleme bir şey. İşte bu be. Evlilik teklifi nasıl? Çok iyi değil miydi? Ambulansta falan. 40 yıl düşünsen aklına gelmez ha. Çok iyiydi ya. Çok iyi değil miydi ya? Hiç komik değilsin. Bu akşam Belenoğlu Holding'in şirket yemeği var. Biz de bir sürpriz yapalım istiyorum. Emredin efendim. Yo yo yo, bunu ben halledeceğim. Sansasyonel bir haber nasıl olur? Basına mı haber vereceksiniz? Evet. Asiye Hanım sabah uyandığında gazetede boy boy resimler. Altında da varoş kızının büyük yükselişi yazıyor. Korksunlar biraz değil mi? Çok eğlenceli. Alo Ömer. Nasıl oldun? Ya ben bugün sana uğrayacaktım ama Canan uyuyor deyince şirkete geçtim. Evet, uyumuşum biraz. Ama iyiyim, merak etme. İyi, neyse sevindim. Ya şu seni kaçıran adamlarla ilgili hala bir şey bulamadık biliyorsun. Taylan, ben bulabileceğimizi de zannetmiyorum. Hiçbir ipucu yok elimizde. Beni götürdükleri yeri de görmedim. Sen yine de iyi düşün Ömer. Hatırlayacağın en ufak detay bile bizi o adamlara götürebilir. Biliyorum ama hiçbir şey görmedim. Sonrasında biliyorsun işte. Anladım. Akşam davet var biliyorsun. Evet, evet, evet. Nasıl hissediyorsun, gelebilecek misiniz? Geleceğiz. Geleceğiz, iyiyim. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ne var, ne istiyorsun? Sana söyleyeceklerim var Pervin. Hiç dinleyemem zırvalamalarını. Beni dinlemek zorundasın. Bak, avazım çıktığı kadar bağırırım, mahalleliyi ayağa kaldırırım ha. Tek yapacağım bu zaten be. Biraz insan ol be. Bak sen, adam olmuş da bana insanlık öğretiyor. Hiç seninle uğraşmayacağım Pervin.
Sen insanlıktan nasibini almamışsın çünkü. Ama sen bana... Sen bana bunun hesabını ver. Nereden buldun sen onu? Orası seni ilgilendirmez. Salim gözüm seveyim. Polise vermeyeceksin değil mi? Bak bana acımıyorsan oğluna acı. Anasız kalmasın. Bir şartla verme. Ne o? Tuğracan'ı bana vereceksin. Ne yaptın Salim? Et tırnaktan ayrılır mı? Ben diyeceğimi dedim. Gerisi senin kararın. Sen daha Pervin'i tanımamışsın. Ne oğluşumu veririm, ne sana boyun eğerim Salim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldiniz. İyi. Ay. Gülümseme devam et. Aferin. Aferin. Çok kalabalık. Evet, gülümseme devam et sen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nişanlımı tanıştırayım Selen. Öyle mi? Çok memnun oldum. Sağ ol. İyi eğlenceler. Size de. Baba, şey... Hayırdır kızım, ne bu halin? Şey baba, bir arkadaşımın düğünü var da oraya gideceğim. Yani tabii eğer izin verirsen. Bize niye haber etmedin kızım, beraber giderdik. Babaanne çok uzakta. Hani gelmezsiniz diye söylemedim size. İyi de kızım, akşam vakti sen nasıl gidip geleceksin? Babacığım o kadar hazırlandım, şimdi gitmeyeyim mi? Hem beni bırakacaklarmış, sen merak etme. Ya git gitmesine de aklımız sende kalacak şimdi. Tamam, bir şey olursa sözsüz hemen arayacağım ben. Olur mu? Al şunları, yanında bulunsun. Ne olur ne olmaz. Arkadaşların gelmez falan, taksiyle döneriz. Tamam, sağ ol babacığım. Bence biraz gülümse istersen. Bakıyorum abi kardeş barışmışsınız. Ya öyle. Bizim küstüğümüz fazla uzun sürmez, söylemiştim. Değil mi abicim? Aynen öyle kardeşim. Ağzıma şey takacağım. Mandal takacağım ben. Neyisin, neyisin. Adaptasyon 10 numara 5 yıldız. Ukulemon gibisin aşkım. Sen de tam bir öküzsün Çetin ha. Sebep? Buse. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk şekerim. Çetin nerede burada? Gel yanlarına götüreyim. Tamam. Gel. Gelebilmene çok sevindim. Telefonunu alır almaz ilk uçağa atlayıp geldim. Ay çok iyi yaptın. Çetin. Hı. Tatlım bak sana kimi getirdim. Aa. Çetin. Ne haber minnoşum? Aa. Buseciğim sen de mi geldin? Kim bu abla? Şey, hanımefendi. Bir aile dostumuzun kızı. Aşk olsun. Aşk var zaten. Yani Çetin'cim gerçekten böyle mi tanıtılır Buse? Hakikaten aşk olsun. Selen'cim, Buse Çetin'in eski sevgilisi. Ama öyle hafife alma. Yani onların aşkları çocukluktan beri. Çocukluk işte. Ya, lisedeyken pek de çocuk sayılmazdık. 4 yılımız muhteşem geçmişti. Değil mi? İyi olacağım ben. Aman. Selen'cim biz Buse'yi çok severiz. Hatta Çetin'le evlenmelerini bekliyorduk. Ama işte kısmet.
Tabii ben üniversiteye gidince yurt dışına. Aa, evet ya. Ne kadar üzülmüştü Çetin arkandan. Bunalıma girmişti. Ne çok uğraşmıştım seninle. Ya tam bunalım gibi değil de yani çok da üzülmedim gibi. Bizi tanıştırsana. Aa tabii pardon nişanlım Selen. Hı. Evet duymuştum. Yaz Buse'cim çok güzelsin bu gece. Yani elbisene bayıldım. Özel tasarım İtalya'dan aldım. Niye? Buranın suyu mu çıktı? Müthiş bir espri ya. Değil mi? Aileciğim söylediğin kadar var galiba. Değil mi? Ne varmış ya? Ne varmış? Sakin ol. Şekerim sen pek modayı takip etmiyorsun sanırım. E tabii senin doğup büyüdüğün yerin modayla pek ilgisi yok değil mi? Dolayısıyla anlamaman normal. Haleciğim fazlası var eksiği yok yani. Değil mi? Kırtlağını sıkacağım mı? Sakin ol. İtalya'daki stilistim özel olarak seçti bana bunu. Kumaşı da modeli de özel tasarım. Çok şık. O kadar zevksizim diyorsun yani. Başkası giydiriyor seni. Çok iyi şaka ya. Şaka değil ki. Ya bu kız bir şahane, efsane. Tamam ben seni birileriyle tanıştıracağım affedersiniz. Öyle gerçekten. Burası. Ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun be? Sen ne gerek var? Olay çıkartıyorsun ya. Rezil ediyorsun beni. Ne gerek var ya? Kız işte saçma sapan bir kız işte. Ha, saçma sapan bir kız ama aşk acısı çekmişsin o yüzünden. Onu da sonra konuşacağız. Bana bak lan. O çiçekleri de bu karı yollamış olmasın sakın. Ne gülleri diyorsun? Evet. Hala onun muhabbetini mi yapıyorsun? Ya ayakların altını ezdin, çiğnedin, çöpe attık. O muhabbet bitti artık, bitti ya. Bitmedi. Ya yani orada bir film koptu ama devam edecek. Tamam. Ben tuvalete gidiyorum tamam mı? Sakın bir yere ayrılma. Tamam mı? Çetin'le nişanlısının fotoğrafını yayınlayarak haber yapman yeterli olacaktı. Sağ ol. Bu iş burada bitmiştir artık. Efendim, Semra Hanım'a paketi ulaştı. Güzel. Semra Hanım, genç bir çocuk bunu size getirdi. Düğmeleri senin nişan hediyendi. Eminim hatırlamışsındır. Sait. Bir şey ister misiniz hanımefendi? Yok canım. İsterim dur. İsterim tabii ya. Buyurun efendim. Bak ben ne istiyorum biliyor musun? Hani şu yani birinci değil, ikinci sıradaki masa var ya. Hani iki kişi var. Beş elbiseli çirkin kız. Gördün mü? Beş elbiseli olan hanımefendi mi? Ay hanımefendi deyip bassın onu. Ne o çirkin. Şimdi seninle bir şey yapacağız. Sen bunları alıyorsun. Onun üstüne borcu ediyorsun, tamam mı? Ama nasıl olur? İşimden olurum. Ay yok tatlım, hiçbir şey olmaz. Ben de yaptım bu işi zamanında. İmkansız hanımefendi. İmkansız diye bir şey yoktur tatlım. Bak. Sen al bunu. Kız alsana. Eminim senin maaşından daha yüksektir yani fiyatı. Hı? Aferin. Hadi göreyim seni. Bakayım ben yokken o su durdu mu? Bak şimdi neler olacak. Ne? Hiç durma. 5 dakikada bir plan koyacağım. Çok çok özür dilerim ben peçete getireyim. Ne yapıyorsun ya? Aa, dikkat etsene çabuk git. Tatlım tamam hadi gel temizleyelim gel. İtalya'dan aldığın canım elbise mahvoldu mahv. Selen gel tatlım temizleyelim gel. Bak. Selen. Ay.
çıplak kaldı gibi oldu. Ben yardıma geliyordum. Gel canım, gel. Üzülme, gel. Haleciğim, paçavraları topluyorsun ama tatlım. Yakışmıyor sana. Ay. Ne yapıyorsun? Ne var ya, ben ne yaptım? Garson geldi, döktü. Bu telefonu senden alacağım. Pervin'in evi satmış ana. Haberin var mı? Aldığı paraların hayrını görmesin inşallah. Gözüne dizine dursun. Kim almış ki evi o uğursuzdan? Zenginin biri almış işte ya. İyi de oğlum. Adı sanı yok mu bu adamın? Evi alan erkek değil. Aa, kim almış? Ha, ola ki o. Sana ne ya? Biri almış işte. İyi kötü başımız sokacak bir evimiz vardı. Onu da yedi ahlaksız. Ne işin var lan senin burada? Ne yapıyorsun sen? Tamam, sakin ol. Bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Bence de tatsızlığa gerek yok. Ben de bu şirketin bir ortağıyım. Beni davet etmediniz ama gelmem gerektiğini düşündüm. Enecim, İstersen bir şeyler içelim ha. Burası biraz kalabalık oldu. Pervin, ne arıyorsun sen burada be? Ver telefonu Salim. Lan manyadın mı sen? Ne de... Ver telefonu dedim! Delirdin mi lan, ne telefonu? Aaa! Yetişin, komşular oğlumu öldürüyorlar. Pervin, aklını başına topla. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Öldüreceğim mi adamı? Yeminle boğarım Salim. Ver telefonu! Bırakmam annemi. Ayşe, korkma kızım. Sen içeri geç. Başlatma kızından. Ver dedim. Salim, o aklını kaçırmış. Allah sen ver ne istiyorsa. Tamam, tamam vereceğim. Sakin ol. Acele et. Tamam, tamam gözünü seveyim. Sakin ol. Öldüreceğim mi anamı be? Dur. Şakam yok, ver. Al, al telefonu, bırak. Bırak anamı. Al, dur. Ana, ana bir şeyin var mı ana? Ha? Ayşe gel, gel kızım. Gel korkma, gel. Gel, geç otur anam. Geç şöyle, geç. Geç, 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 geç. Gel, gel, korkma. Korkma kızım, korkma. Bir şey yok değil mi? Ah. Allah'ın cezası. Sen kimsin beni tehdit ediyor? Hadi ama biraz rahatla. Bu kadar kasmana hiç gerek yok. Ne bileyim, böyle herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Bu gayet normal. Çünkü göz kamaştırıyorsun. Ay yok, ben gideceğim. Ben dayanamıyorum. Bu adamın Mine'nin yanını görmeye. Tamam, tamam. Sakin ol. Ben halledeceğim. Saniye konuşalım mı seninle? Hemen döneceğim.
kıyafet nereden? Yakıştıramadın mı? Nereden buldun? Üstündekini kiraladın herhalde. Hı? Size ne ya? Sana. Bari sen gider misin? Sen gelsin. Bir dakika, bir dakika. Sen çaldın değil mi parayı? Ne parası be? Benim param işte. Seni bugün odanda yakaladım. Şimdi de bu üstündekiler. Sen ne diyorsun ya? Ben para falan çalmadım. Aa, bayağı paramı almış. Sonra giymiş kuşanmış bir de karşımıza çıkmış. Pes. Mine'den uzak dur aslan. Ağır ol bakalım. Senden emir alacak değilim. Kimle istersem görüşürüm. Onun pis oyunlarına alet edemeyeceksin. Ulan sizin hayatınız da levere be. Herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz. Ben Mine'den hoşlanıyorum, o da benden hoşlanıyor. Size ne oluyor? Bunun doğru olmadığını ikimiz de biliyoruz. Sana son kez söylüyorum. Mine'den uzak duracaksın. Durmazsam ne olacak? Ben göstereyim sana ne olacak. Hayır Çetin. Ya bırak da Çetin. Ya. Ben para falan çalmadım. Bu kolye nereden çıktı peki? Hı? Bayağı adi pis bir hırsızsın işte. Hadi ağzını topla. Allah hepinizi kahretsin. Ben hırsız falan değilim. Ne? Yapmıyorsa yapmamıştır. Bu ne hali peki? Hı? Çalmış işte. Bir daha Mine ile ilgili böyle yorumlar yapmayacaksın. Ne? Ne dursana ya? Ne? Doğruyu söylesem mi? Sen de mi ya? Ben hiçbir şey çalmadım. Tamam. Ya bırak sen de onlar gibi olmuşsun. Bir paranız var diye bütün pislikleri bizden biliyorsunuz. Allah hepinizi kahretsin. Paranız batsın. Ne? Taksi. Mine! Mine! Salim ne istiyor bu manyak karı bizden oğlum? Ya bırak şimdi onu. Sen daha iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Ne telefonu bu oğlum? Mehmet'in telefonu ana. Ay onun için mi böyle delirdi bu? Alt üstü kaç para be? Başında paralansın, gözü kör olsun. Ya mesele telefon değil. Polise gidip onu şey yapacağım dedim ya işte. Ne polisi? Ya Turacan meselesi. Turacan'ı yanıma alacağım dedim ya, ona fışkırdı herhalde. Oğlum, bak gözünü seveyim Allah'ın seversen. Şu lanetin yakınından bile geçme bir daha. Allah belasını versin onun be. Gözü kör olsun. Tamam, tamam. Sen merak etme ana. Ben şöyle bir dışarı çıkıp hava alayım. Ne oldu Mine? Ne olacak? Benim hatam zaten. Ne işin varsa orada. Bu kadar üzüleceğini bilseydim ya seni davet etmezdim. Yok senin bir suçun yok gerçekten. Mine! Aslan sen git. Hadi lütfen. Hadi.
kızım korkma. Esip kükremeyeceğim. Ben kendime bir söz verdim. Artık iyi bir baba olacağım. Hani hep diyordunuz ya bana, ya bizi bir kez olsun bile dinlemedin. Şimdi dinleyeceğim. Hadi anlat bana. Korkma. Anlat kızım. Kimdi o adam? Ne işin var onunla senin? Şey baba, bir arkadaşım, bir arkadaşımın abisi. Seni bırakayım diye ısrar edince ben de bir şey diyemedim. Peki ne bu suratın? Düğünde bir şey mi oldu? Evet. Böyle bir kavga çıktı. Benim de sinirlerim bozuldu baba. Ne? Yalan söylemiyorsun değil mi kızım? Tamam peki. Sen öyle diyorsan öyledir. Hadi gel içeri. Çetin Bey, Çetin Bey, Çetin Bey. Ya çekmesenize, ünlü müyüz biz? Allah Allah, çekme. Alo kardeşim, kime diyorum? Allah'ım ya. Ay Allah'ım ya. Çetin bu ne ya? Yüzüm gözükmemiştir değil mi? Vallahi gazeteleri falan çıkarsa, mahallede görürlerse yanarım ya. Neler yapıyorsunuz? Ah, getirdin mi? Saç mı tarıyorsun sen? Hepsi burada. Bütün gece uyumadım ya. Evet. Ay neyse, Allah'tan yüzüm gözükmüyor. Bunda da yok. Şuna da bak. Yok, tamam, temiz. Yok. Anne. Niye çekiyorlar ki yani bunlarda? Davet var diye gelmişler işte. Epey korkmuş zavallılar. Evet, bugün büyük gün. Nikah memurunu da ayarladım. Her şey hazır. Ben her şeyi hazırladım. Ayrıca da sana bir sürprizim var. Sen de hazır mısın? Güzel. Tata. Nasıl? Bak anneye. Hop. Çetin bu çok güzel bir şey. Nasıl? Güzelmiş değil mi? Hı? Zeynep. Onlar ne? Siz bilmiyor muydunuz? Neyi bilmiyorum? Söylesene. Bunlar bebek odası için alınan eşyaların poşetleri. Bu evde bir tane bebek odası var Zeynep. O da kızımınki. Herhalde başka bir odayı düzenliyorlar. Değil mi? Zeynep, ne olur rüyanın odası olmadığını söyle. Zeynep cevap versene. Kızımın odası değil, değil mi? Getirmişler. Güzel kızım benim. Oh, mis kokulu kızım benim. Aşkım. Ha, gülüyor musun anne sen biraz? Gülüyor musun sen? Oh. Bak. Beğendin mi? Bayıldım. Beğeneceksin tabii, bayılacaksın tabii kızım. Ben sen ne seviyorsun, sevmiyorsun bilmiyor muyum? Ayrıca seni kim de biliyorum. Tada! Ay inanmıyorum. Ne oluyor? Şuna bakar mısın çiçek? Aşkım baba ne almış sana? Bak, beğendin mi? Ana kız yakacaksınız evet. Ya ortalığı. Bir sürprizim daha var. Allah Allah. Hazır mısın? Çok merak ettim.
Kızım. Kızım. Burası rüyanın odası. Burası. Burası rüyanın odası. Kızımın odası burası. Nerede? Kızımın eşyaları. Ne oluyor ya? Sen yaptın değil mi? Niye ya? Nasıl yaparsın ya? O bir şey yapmadı ya. Biz bir şey yapmadık. Nerede? Rüyan, Rüyan'ın elbiseleri nerede? Ha? Kızımın eşyaları nerede? Kızımın bebekleri nerede Selay? Kızımın bebekleri nerede? Sakin. Yeter be. Ne yapıyorsun ya? Ya ben Şeki kendine gelsin diye yaptım. Yenge iyi misin? Yenge. Taylan Bey, istediğiniz DNA testi sonucu geldi. İnanmıyorum. Ben bunu Asiye'ye nasıl söyleyeceğim? Çiçek Asiye'nin kızı değil. Efendim? Taylan, eve gelsen iyi olacak. Ne oldu? Ya sen gel. Hali hiç iyi değil. Tamam, tamam geliyorum. Mert, ben eve gidiyorum. Belli ki evde bir şeyler yolunda gitmiyor. Günaydın. Günaydın. Babaanne senin boynuna ne oldu? Pervin anne yaptı. Baba, ne oluyor? Aman, deli manyak işte, aklını kaçırmış herhal. Öyle bıçağı kaptığı gibi geldi üstüme. Ben şimdi gösteririm onu. Otur öyle kızım, otur, otur. Heyheylenme hemen, otur şöyle. Nasıl heyheylenmeyeyim baba? Görmüyor musun, kıpkırmızı olmuş kadının boynu. Yaptığın yanına mı kalsın kadının? Ya kalmayacak tabii. Otur dediysem otur, ben de bir şey düşünüyorum şurada. Aman oğlum, başımız derde girmesin de. Girmez. Kahvaltıdan sonra toparlanın, neyimiz var neyimiz yok alıp evimize taşınıyorsun. Nasıl olacak o? Yeni ev sahibiyle konuştum, evi kiraya veriyormuş. Biz kiralayacağız. Ayşe, kalk kızım kalk, hemen toparlanalım. Baba ne oluyor? Asiye evi satın almış. Anahtarları getirdi verdi, istemedim. Kabul etmedim. Nasıl taşınacağız o zaman? Biz kiralayacağız kızım. Parası neyse vereceğiz, kiracı olacağız. Daha iyi misin? Ya yenge çok özür dilerim ya, gerçekten. Yani benim hatam, onun haberi bile yoktu. Çok affedersin yenge ya. Ya Çetin, böyle bir şey bize danışmadan nasıl yaparsın? Ya düşünemedim işte. Hale. Bak belki de böylesi ikimiz için de daha iyi olacak. Ya çok canım yandı biliyorum. Ama bu şekilde acın hep taze kalacak. Kalacaktı. Ne yaptınız kızımın eşyalarını? Duruyor yenge, hepsi duruyor vallahi. Hale, bu acı bizim hep içimizde olacak. Ama artık ardına bakmaktan vazgeç. Hadi gel dinlen biraz. Salak kafam ya. Ben nasıl düşünemedim bunu ya? Tamam, üzme sen de kendini artık. Sürprizin de tadı kaçtı. Tamam. Ben bunu nasıl söyleyeceğim Çetin'e? Asiye'ye. Nerede kaldı bu adam ya? Çetin. Heh. Konuşmamız lazım. Ya yok dayı, konuşamam şimdi ya. Hah, geldi. Ay. Evet anneciğim, sen şimdi burada bekle. Anne hazırlansın, tamam mı? Ay. Anne de bunu giyecek. Olur mu? Ya o
Oğlum böyle bir şeyi neden daha önce haber vermiyorsun? Olmadı. Her şey hızlı oldu. Çok ani oldu. Hayat işte. Ama sıkıntı yok. Damat burada. Gelin yukarıda. Nikah memuru burada. Geliyoruz şimdi. Birazdan geliyoruz. Gel yenge gel. Buyur otur. Ben de kalkıyordum zaten. Bu ne Pervin? Nereden buldun sen burayı? Evi sattım. Biraz borcum vardı, onu kapattım. Kalanı sana getirdim. İstemem. Al, sana lazım olur. Alim yapma Allah aşkına. Günlerdir otel köşelerinde sürünüyorsun. Ne yediğin, ne içtiğin belli değil. Daha olsa dayanmaz. Al, harcama cebinde dursun. Sen ne yapacaksın? Evde gitti. Nerede kalacaksın? Postani TV jedan od mnogobrojnih zadovoljnih korisnika Movtex videoteke i najboljeg legalnog IPTV providera i uživajte u preko 190 eksiju i stranih TV kanala. Pratite premijerna filmska ostvarenja na najboljim filmskim kanalima. Sa vašim prijateljima gledajte najinteresantnije sportske događaje širom planete. Za vaše najmlađe članove porodice crtani, informativno-obrazovni i zabavni programi. U zavisnosti od vaših želja i potreba možete odabrati posebne pakete, Movtex videoteka ili IPTV kanala, kao i oba paketa iz naše ponude. Za informacije o cenama paketa tipa prijemnog uređaja, aplikacije, narudžbi i ostalih detalja, pišite na našu e-mail adresu tv@movtex.com. Bilmem. Bir süre komşularda idare ederim. Olmadı sana gelirim. Olmaz. Ya Pervin, polis falan yakalarsa senin de başın belaya girer. Senden gelecek her şeye razıyım dedim sana. Ama ille de olmaz diyorsan bulurum bir çaresini. Allah nazarlardan saklasın. Evet, gelinle damat hazır. Peki şahitleriniz kim? Şahit lazımdı değil mi? Çetin hani her şeyi hazır etmiştin ya? Unuttum ben ya, yani aklımdan çıkmış. Çetinciğim üzülmene gerek yok. Dayın burada nasılsa o senin şahidin olur. Değil mi Taylancığım? Tabii. Tabii Çetin. Selen Hanım şey geldi, Mine Hanım'ın babası. Geldi, nikahıma geldi. Biz hemen geliyoruz, bir yere ayrılmayın. Birazdan buradayız. Hoş geldin. Tam zamanında geldin, nikah da başlamak üzereydi, gel. Yok. Ben düğün için gelmedim. Biz senin satın aldığın evde oturacağız. Kirasını vermeye geldim. Olmaz o yaşam. Başka türlüse hiç olmaz. Kabul edemem. Madem o evi sen satın aldın, biz oturacaksak kirasını vereceğiz. Babacığım olmaz o yaşam lütfen. Baba.
bak bugün bizim en mutlu günümüz. Al şunu ya. Siz Selen Gürdal, Çetin Dağhan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Kimse konuşmasın. Çetin kimse konuşmuyor zaten. Herkes dursun. Bak problem çıksın istemiyorum, tamam mı? Tamam, ben emin olayım dedim de. Sen Zeynep, kapıları sürgüledin mi? Pencereleri kapattın mı? Bakın bugün bu nikah kıyılacak, tamam mı? Öyle yangın yandı, ölü öldü, bu nikah kıyılamaz. Hayır, öyle bir şey yok. Bu... Çetin, canım izin verirsen zaten kıyılacak nikah. Tamam, ben biraz gerginim de. Pardon, buyurun, affedersiniz. Buyurun. Siz Selen Gürdal, Çetin Dağhan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sana ne oluyor ya? Ben evet diyecektim ya. Ha şimdi senin sıran. O ona değil yani, sıranın bende olduğuna evet. Ben heyecanlıyım biraz ben, pardon buyurun. Siz Çetin Dağhan, Selen Gürdal'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Konuşsana. Damat bey. Çetin kıracağım kafanı, konuşsana. Tamam tamam canım, ben aksiyon olsun diye şey yaptım, öyle gerilim vermek. İçin. evet. Şahitler de burada. Sizler şahit oluyor musunuz? Evet. Evet. Ben de belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Buyurun imzalayın. Ayşe, iyice baktın değil mi, evde yok. Yok babaanne. Burada olsa küplere binerdi. Kırk yıl düşünsem kendi evime böyle kaçak göçek kiracı olarak geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Aman kiracı da olsak. Giriyoruz ya, ona bak Salim. Ay özlemişim be. Ya. Her şey yerli yerinde vallahi. Ay ufak ufak ama yıllarımız geçti be oğlum. Kış geldi sobamızı kurduk, yaz geldi badanamızı boyamızı yaptık. Ay insan alıştığı yer gibisi yok. Merak etme babaanneciğim, artık kimse çıkartamayacak bizi buradan. Bak Asiyem, sen, Ayşem, Tuğra canım hepiniz burada doğdunuz büyüdünüz. Ay babaannem. Yeni duygusala bağladı, anlatacağım bizi burada. Özlemişim, olacak o kadar. Dur be ana, kısmet. Bakarsın evi tekrar biz alırız. Ah inşallah. Belli ki ya alan hayır sahibi biri. Bakarsın uygun bir fiyata gene bize satar değil mi? Allah ondan bin kere razı olsun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Çetin, dayıcığım. Tebrikler. Tebrikler Çetinciğim. Yenge. Tebrikler. Teşekkürler. Seni seviyorum karıcığım. Ben de seni seviyorum kocacığım. Bir daha sor bakayım. Kocacığım. Vay tuhaf oluyor ya. Biz bayağı evlendik mi yani? Galiba. Galiba orijinal evli. Çetin. Evet. Anneciğim. Aldım, anneni aldım. Zeynep şampanya getirsene ya kutluyu. Vay be. Biz şimdi bayağı evli miyiz yani?
Evet canım, sen artık evli bir adamsın. Ayağını ona göre denk alacaksın. Ya balayında sayılırız. Hala bir atar, hala bir gider ya. Ben böyleyim. Tamam, sen böylesin. Ben seni böyle seviyorum zaten. Ha, balayı demişken bu arada acele et, hazırlan da uçağımıza geç kalmayalım. Ya sen var ya. Evet, bir sen, bir ben, bir de çiçek. Söyle söyle, çekinme. Adamsın de. Adamın dibisin, kralsın, muhteşemsin, erilsin de. Kocacığım çok yakışıklısın de. Adem Elman'a hastayım da mesela. Bunları söylerken burada acele etsen iyi olur çünkü gitmemiz lazım. Uçak bugün mü? Bugün. Ya Çetin şimdi mi söylenir? Allah aşkına ben nasıl hazırlanacağım çiçeğin eşyaları? Yaparsın sen, yaparsın. Geç kalacağız diyorsun. Bir, bir. Bırak. Hay Allah ya. Hadi, hadi, hadi. Ben bir dayıma bakacağım, beni çağırmış. Aa, ne işi var Salim'in arabasının burada? Geldi Pervin karısı. Ne oluyor ya? Ne işiniz var burada? Defolun gidin evimden. Biz niye gidiyormuşuz? Hadi sen git buradan. Benim evim burası. Burası artık bizim evimiz. Biz kiraladık. Baba bizi balayına götürecek. Sen balayı ne demek biliyor musun? Uyan ben anlatacağım sana, tamam mı? Güzel ya bakayım. Nedir dayı bana söyleyeceğin çok önemli şey? Çetin. Çetin şuna bir bakman lazım. Önemli. Ne bu? Aç. Sen tatile mi gideceksin ya? Yaz olsaydı sana yüzmeyi öğretirdim. Neyse birkaç ay daha bekleyeceksin artık. Selam, size bir paket geldi. Bilmiyorum yani çok ağırdı, çıkartamadım. Aşağıda, yemek masasının üzerinde. Tamam. Sen çiçeğin yanında bekler misin? Ben gidip bakayım neymiş. Tabii. Bu... Nasıl ya? Ne demek bu ya? Çocuğumuz... Yani çiçek Asiye'nin çocuğu değil mi? Dayı bir yanlışlık olmasın, doğru mu bu? Yanlışlık yok Cezin. Çiçek Asiye'den değil. Nikahınızda bulunmadığım için çok üzgünüm. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Tebrikler. Bu ne ya? İsim de yazmamışım.